Bugün Benten Eternitrix'in 4. bölümüyle karşınızdayım ve hep birlikte bu videoda keyifli dakikalar geçireceğiz. Ama velakin videomuzu geçmeden önce bu serinin final bölümü olacak olan 5. bölümün hızlı bir şekilde gelmesi için sizden bu videoya 2000 like bekliyorum. Bu like sayısına ulaştığımız anda final videosunu yayınlayacağım. Neyse şimdiden hepinize teşekkürler. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Bu arada bu videoyu ilk defa görenler için bu serinin ilk 3 videosunu da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu bir seri olduğu için hikayeyi anlama açısından çok daha iyi olur sizin için. Diğer bölümde olanların ardından Paradoxian ile yüzleşmeye bir adım daha yaklaşan ben, Eternitrix'in gücünü daha derinlemesine keşfetmiş fakat düşmanının gizemli ve karanlık planlarına dair büyük bir endişe duymaya başlamıştı. Zaman gezgininin desteğiyle kasabanın etrafındaki gölge yaratıkları püskürtmeyi başarmışlardı. Ama ben asıl tehlikenin henüz başlamadığını hissediyordum. Ama şimdi Paradoxian'ın gizlendiği boyuta geçmek için hazırdı. Fakat orada kendisini nelerin beklediğini bilmiyordu. Ve bu ona büyük bir endişe verse de korkanın çocuğu olmaz diyerekten düşmanıyla yüzleşmek için yola koyuldu. Önceki bölümde Eternitrix, Paradoxian'ın diyarına açılan boyut kapısını açmıştı. Ama ben bu boyut kapısından geçse de sadece bir boyut değiştirmiş olacaktı. Yani gittiği o boyutta yine de Paradoxian'ı arayıp bulması lazımdı. İşte tam bu noktada serinin gizemli karakterlerinden biri olan Zaman Gezgini, Ben'e Paradoxian'ın saklandığı yerin koordinatlarını verdi. Ve ona şöyle bir şey söyledi. Bu geçiş çoklu evrenlerin enerji dengesini zorlayacak. Paradoxian'ın kurduğu tuzaklar daha önce gördüklerinden çok daha karmaşık ve ölümcül olacak, dedi Zaman Gezgini. Ama Ben Tennis'in kararlıydı. Paradoxian'ın Eternitrix'in gücünü elde etmesine izin veremezdi. Bu işi kaynağında bitirmeliydi. Tüm bu konuşmalar gerçekleştikten sonra Ben'in artık ayrılma vakti geldi. Zaman Gezgini'nin verdiği koordinatları kullanarak önceki bölümde açtığı boyut kapısından Zaman Gezgini ile birlikte geçti. Ben ve Zaman Gezgini Paradoxian'ın boyutuna geçtiklerinde kendilerine devasa bir kütüphane ve gökyüzüne kadar yükselen sonsuz görünen sütunlarla dolu bir mekanda buldular. Bu yer Paradoxian'ın bilgiyi ve gücü bir araya getirdiği karanlık bir sığınak gibiydi. Duvardaki semboller Eternitrix'in tarihi ve çoklu evrenlerdeki denge ile ilgili eski yazıtlarla doluydu. Ben o boyut kapısından geçtiğinde böyle bir şeyle karşılaşacağını hiç düşünmemiştim. Ben ve Zaman Gezgini duvardaki yazıtlara bakarken yaşadıkları şaşkınlık sırasında birden etraflarını değişik şekillerde gölgeler sarmaya başladı. Bunlar Ben Tennyson'ın önceki bölümde savaştığı gölge yaratıklardı. Onların gelişi Paradoxian'ın habercisiydi. Ve zaten hemen ardından da Paradoxian ortaya çıktı. Ve soğuk, alaycı bir ses tonuyla konuşmaya başladı Ben Tennyson. Buraya kadar geleceğini bilmiyordum. Ama bu noktadan sonra adımını attığın her adım seni yok oluşa bir adım daha yaklaştıracak, dedi Paradoxian. Zaman Gezgini'nin Ben'e verdiği koordinatları bile kullanmalarına gerek olmadan Paradoxian onları bulmuştu. Paradoxian'ın söylediği tehditkar sözler yankılanırken Ben Eternitrix'i boyutsal çağrı moduna aldı. Bu mod çoklu evrenlerdeki varlıklardan savaşta kendisine yardım edecek müttefikleri çağırabilmesini sağlıyordu. İlk olarak alev evreninden çağırdığı ateş saçan bir yaratık belirdi ve işler karışmıştı. Başladı. Bu yaratık alev topu saldırılarıyla Paradoxian'ın gönderdiği gölge yaratıkları hızla yok ediyordu. Fakat Paradoxian beni engellemek için kendi boyutundan güçler çağırmaya başladı. Sonuçta orası onun diyarıydı. Paradoxian'ın gücü bu diyarda hiç olmadığı kadar fazlaydı. Bir anda gölgelerden devasa bir yaratık çıktı. Bu yaratık Ben'in çağırdığı alev yaratığının alevlerini emerek ona geri yansıtıyordu. Ardından Ben hızlı düşünerek bir dönüşüm geçirmeye karar verdi. Ve Eternitrix'i kullanarak kendisini elektrik yetenekleriyle donatmıştı. Atan bir forma dönüştü. Bu yeni uzaylı formunda devasa gölge yaratığını elektrik akımlarıyla etkisiz hale getirdi. Dönüştüğü bu yaratık cidden çok güçlüydü ve Paradoxian'ın yaratıklarını tek tek alt ediyordu. Savaş giderek daha da şiddetlenirken Paradoxian beni yenmek için boyutlar arasındaki enerji dengesini bozmaya başladı. Bu öyle bir duruma yol açtı ki zaman ve mekan kırılmaya başladı. Ben bu durumun şaşkınlığıyla kendinden geçmişken bu sırada bir şekilde Paradoxian Zaman Gezgini'ni bir kafese hap etti. Bu kafes öylesine güçlüydü ki Zaman Gezgini kendi güçleriyle buradan kaçamıyordu. Bu kapıları açmanın tek yolu Eternitrix'in gücünden geçiyordu. Ardından Paradoxian alaycı bir gülümsemeyle Ben'e şöyle söyledi. Ya Zaman Gezgini'ni kurtarırsın ya da buradan sağ çıkarsın. Ama ikisini birden yapamazsın, dedi. Çünkü az önce söyledi. Paradoxian savaştıkları o bölgedeki boyutsal enerjiyi bozdu. Ve bu durum o bölgedeki zaman ve mekanın kırılmasına, yok olmasına neden oluyordu. Yani Ben'in bir an önce o bölgeden uzaklaştığı
ulaşması gerekiyordu. Zaman gezginini kurtarmaya seçerse bu yolda harcadığı zaman ikisinin birden sonunu getirebilirdi. Ama Ben bir an tereddüt etti. Zaman gezginini kurtarmak için hamle yaptı. Ama zaman gezgini bunun için zaman olmadığını biliyordu. Ve ona güven verici bir şekilde bakarak gücünü boşa harcama Ben. Paradoksya'nın peşine düşmelisin. Bu savaşı yalnız kazanmak zorundasın. Dedi zaman gezgini. Yani bu sahnede zaman gezgini büyük bir fedakarlık yaptı. Ve Ben her ne kadar bunu istemese de hızla o bölgeden uzaklaştı. Zaman gezgininin kendini feda etmesi beni derin bir öfkeye sürükledi. Ve bu durum Ben'e Paradoksya'na karşı daha kararlı bir şekilde savaşma gücü verdi. Bu savaşta arkadaşını kaybetmişti. Onun yok oluşu boşuna olmamalıydı. Zaman gezgininin feda olmasından sonra Ben'in öfkesi Eternitrix'i daha önce hiç deneyimlemediği bir modda aktive etti. Bu modun ismi Sonsuz Form. Bu mod Ben'in gücünü çoklu evrenlerin enerjisini emebilecek bir seviyeye taşıyordu. Artık Paradoksya'nın yaratıklarına karşı ezici bir üstünlük sağlamıştı. Çünkü önceki bölümleri izleyenler bilir. Ben saati her kullandığında Eternitrix onun yaşam enerjisinden kullanıyor ve onu fazlasıyla yoruyordu. Ama bu yeni mod sayesinde artık Eternitrix bu gücü çoklu evrenlerden çekiyordu. Ben Teras'ın artık çok daha güçlüydü. Sonsuz form modu ile boyutlar arası portallar açabiliyor, farklı evrenlerden devasa yaratıkları savaşa çağırabiliyordu. Ama öncekine nazaran çağırdığı bu yaratıklar çok daha farklıydı. Çünkü artık enerjisi neredeyse sınırsız olduğu için bir yaratık çağırmakta kalmıyor, neredeyse kendine çoklu boyutlardaki yaratıklardan oluşan bir ordu bile oluşturabiliyordu. Bu güç Paradoksyan'ı bile şaşkına uğrattı. Paradoksyan Ben'in yeni gücü karşısında kendini çaresiz hissetmeye başladı. Hayatında ilk defa kendisi için bir tehdit oluşturan bir düşmanla yüz yüze olduğunu hissediyordu. Ben portallar aracılığıyla sayısız yaratık çağırdı. Her biri Paradoksyan'ın güçlerine karşı koyabilecek özelliklere sahipti. Alevler, gölgeler ve ışıklar iç içe geçerken bu büyük savaş boyutun dört bir yanına yayılıyordu. Paradoksyan'ın yaratıkları ve Ben Terrasse'nin yaratıkları büyük bir kapışma gerçekleştiriyordu. Paradoksyan Ben'in gücü karşısında köşeye sıkışmıştı. Ardından bu durumdan kurtulabilmek ve üstünlük sağlamak için boyutun merkezindeki enerjiyi kendine çekerek tüm evreni yok etmeye göze aldı. Çünkü boyutun enerji kaynağını kendi içine çekerse boyut enerjisi yok olacaktı. Ve bu durum bu boyuttaki evrenin kendi üstüne çökmesine neden olacaktı. Ben'in diyarından bu diyara açılan portal kapısı da hala açık olduğu için bu olay Ben Terrasse'nin evrenine de yansıyacaktı. Yani Paradoksyan eğer kendisi bu savaşı kaybedecekse Ben ve onun boyutundaki herkesi de yok edecekti. Ben kazanamıyorsam herkes kaybedecek diyordu Paradoksyan. Ben bu durumu fark ettiğinde onun bu planını durdurmak için elinden geleni yapmaya başladı. Bu esnada Eternitrix'in içindeki yapay zeka Ben Terrasse'nin konuşmaya başladı ve ona enerji salınımı yapabileceğinden bahsetti. Bu Eternitrix'in tüm enerjisini kullanarak Paradoksyan'ın planını durdurmak için büyük bir güç salınımı yapabileceği anlamına geliyordu. Ancak bu Eternitrix'in enerjisinin tükenmesi ve Ben'in dönüşüm yeteneklerini kaybetmesi demekti. Evet, artık Eternitrix çoklu boyutlardan enerji çekebiliyordu. Ama bu boyuttaki bir enerji salınımı yine de kendisini yenilemesi için zamanı ihtiyaç duymasını sağlayacaktı. Ben derin bir nefes aldı ve bir an bile düşünmeden Eternitrix'i aktive etti. Ardından büyük bir patlama oldu. Bu patlamadan dolayı tüm boyut yerinden sallandı. Paradoksya'nın tüm yaratıkları bir anda yok oldu ve Paradoksya'nın planı suya düştü. Ve Ben son anda bu boyutu ve kendi boyutunu kurtarmayı başardı. Bu büyük savaştan sonra Ben yorgun ama gururlu bir şekilde ayaktaydı. Paradoksyan büyük bir yara almıştı fakat yok olmamıştı. Bu sadece başlangıç Ben Terrasse, dedi Paradoksyan öfkeli bir şekilde. Ve ardından tekrar konuştu. Finalde seni yok edeceğim dedi. Ve o anda Paradoksyan yaralı bir şekilde tamamen yok olmamak için Ben Terrasse'ndan kaçtı gitti. Ben Terrasse ise Eternitrix'in kalan son enerjisiyle kasabasına geri dönmeyi başardı. Zaman gezginini kaybetmenin hüznünü yaşıyor fakat son savaş için tüm gücünü toparlaması gerekiyordu. Kaybettiği dostlar için ağıt yakma zamanı değildi. Gücünü toparlamalı ve final savaşı için hazır olmalıydı. Bu son büyük savaşın yalnızca kendisini değil çoklu evrenleri de etkileyeceğini gayet iyi biliyordu. Son karşılaşmaya hazırlanırken Eternitrix'in sırlarını daha da iyi anlaması lazımdı. Ben bu düşünceler içindeyken 4. bölümde sonlanmış oldu. Böylece bu bölüm Ben'in Paradoksyan'la olan mücadelesinde büyük bir adım attığı ama bu yolda bir dostunu kaybettiği, yine de son savaş için hazırlık yapması gerektiği bir bölüm oldu. Bu bölüm cidden aksiyonu dibine kadar yaşadığımız bir bölüm oldu bence. Anlatırken bile zevk aldım. Bir dahaki bölüm final bölümü olacak ve büyük bir savaş bizi bekliyor olacak. Hepinizin final bölümünü sabırsızlıkla beklediğine eminim ama bazılarınız da üzüntülü bence. Çünkü bu serinin final yapmasını istemeyenler de var elbette. Bu yüzden videonun bu noktasına kadar izlediyseniz serinin ikinci sezonu gelsin mi gelmesin mi yorumları yazın arkadaşlar. Çünkü eğer isterseniz Benten Eternitrix'in ikinci sezonunu da sizler için hazırlayacağım. Hepiniz yorumlarda bekliyorum. Neyse, bu bölümün de sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videonun başında da söylediğim gibi 5. bölümü
bölümün gelmesi için bu videoya sizden en az 2000 like bekliyorum. Bu like sayısına ulaştığımızda 5. bölümü yayınlayacağım ve hep birlikte tekrardan keyifli dakikalar geçireceğiz. Bu arada eğer kanala abone değilseniz ve yeni içeriklerden de anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve abone ol butonun yanındaki zil işaretine basmayı sakın ihmal etmeyin. Bu arada yeni içerik fikirleriniz de varsa bunları da yorumlara yazın. Fikriniz eğer benim yapabileceğim bir fikir ise emin olun ki istediğiniz videoyu yaparım. Neyse, şimdiden hepinize teşekkürler. Artık lafı daha da fazla uzatmadan bir dahaki içerikleri görüşmek üzere, hoşça kalın.